Günaydın sevgili dostlarım. 100 bin olduk. Bugün çok güzel bir gün benim için. Heyecan verici. Daha hala bunun teşekkürünü bile edebilmiş değilim. Nasıl, ne şekilde teşekkür edeceğim? Hala kararlaştırmış değilim. Bunun heyecanı olduğu için kafam çok fazla çalışmıyor. Neyse, boya işlemini gördünüz. Boya yapıldı ama boyanın bir gün beklemesi gerekiyordu. Donduk. Camlar, çerçeveler, her yer açıktı. Kombiyi kapattık tabii. Donduk, çok soğuk güne başladım açıkçası. Ama havaya bakar mısınız? Kral. Çok güzel hava. Şu bize lazım olacak. Bebek yatağı, bununla alakalı çok güzel bir şey yapacağız. Bir avize. Buradaki avizemiz çok yetersiz ve küçük kalıyor. Işık olarak da çok yetersiz. Farklı bir şey düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi her yer, her yerde. Dün Enis'le beraberdik. Enis dedi ki bana, ya dedi Fuat dedi, şu videoları çekerken biraz saçını başını niye düzenlemiyorsun falan. Abi benim saçımın düzenlenmiş halini ben hiç hatırlamıyorum ki. Bu işte saçımın düzeltilmiş hali. Bak birazcık böyle bir şeyler kullandım. Değerli toplu dursun diye ama anca bu kadar oluyor. Yani dostlar gerçekten yani benden bu kadar. Pablo, 100 bin olmuşuz lan. Çak yap bakayım babaya. Bunu ne yapacaksın? Çak yap. Aferin sana. 100 binin en az 90 bini senin sayesinde paşam. 90 bini senin sayesinde. Vallahi bile senin hatırına insanlar burada. Teşekkürler. En çok teşekkür sana. Evet, hazırız. Saçımı bir şey. Kim? Olmuyor ya. Özür dilerim arkadaşlar, saçım en fazla bu kadar iyi olabiliyor. Hazırız. Bu hakkında güzel şeyler düşündüğümüz bebek yatağımız. Bunun için bir avize yapma hayalimiz var. Bakalım oluşturabilirsek, ki oluşturacağız eminim buna. Ve benim canım atölyeme geldik. Hello. Hello. Elindekini bırak. Bir tane. Elindekini gücüm... kenara bırak. Elindekini kenara bırak. Neyi? Elindekini. Heh. Okey. Ben şimdi senin paylaşımına bakıyordum. Abim! Bu mu yatak dedi? Yatak bu. Aa, bunu da sana aldım bu arada. Sana getirdim. Bundan çok kreatif bir şey çıkartacağız abi. Onu giy bakalım, beğenecek misin? Şimdi senin paylaşımına baktım. Evet, bizi bilen bilir. Burası benim de atölyem abi artık ha? Evet! Bakayım nasıl oldu? Bir dön bakayım. Canti! Sevdin mi? Acayip. Güle güle giy abiciğim. Güzel be. Şurası fazla mı çıkıyor? Bakayım. Sanki bak yatak ortada kalmadı. Ha tamam. Böyle. Böyle evet. Herkese tekrardan merhabalar. Yatağımız tam arkada. Şimdi onu sökeceğiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Umarım yayları tam istediğin gibidir. Keselim, biçelim, sonra boyayacağız. Ondan sonra bunun üst malzemelerini falan ayarlayacağız. Ben yine atölyedeyim bu arada. Atölyeden sesleniyorum size. İnanılmaz harika bir salı günü. Hava müthiş. Değil mi abi? Evet. Ben işe başlayayım. Ver müziği. Evet, tam olarak istediğimiz gibi. Şunu şu yanlarını falan parçalamadan. Ben niye zorluyorum ki? Bunun burasını da keseyim. Daha uzun bir falçadan yok mu ya? Arkada bıçak var. Hangisi? Nerede? Bak orada önünde. Ha bu mu? Evet. Bu kesmez ki abi ya. Kesmiyor. Al. Bakar mısın? Anladın mı? Bu ayağı. Şimdi bize bu lazım olacak. Sen muhabbeti anladın mı? Evet. Şöyle bir yayımız var arkadaşlar. Sizin de ihtiyacınız olan yay bu şekilde. Sonra abi sen de dinle. Bunun buralarından, yani lamba, yani bunun buralarından direkt avizeye takacağız. Tamam mı? Şöyle zincir yapacağız. Şöyle tavanda bir avize olacak. Bu hiç bozulmayacak. Hiç bozulmayacak. Bu hiç bozulmayacak bu şekilde. Hiç bozulmayacak. Ben o yayları tek tek alacağız zannettim. Yok, yayları tek tek almayacağız işte bak. Böyle direkt buradan. Yani şunun şurasından. Şekil çok düzgün. Ha? Şekil çok düzgün. Şekil çok düzgün de abi bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunu böyle buralarından astığım zaman bu yay yamulur mu? Yamulmaz. Esner. Böyle hayır. Sadece esner. Ama gözüm mü gözükür acaba? Biraz daha ortadan tutarsan, kenarlarda değil de, ikişer tane yanlarda. Üç. Mesela tak. İki yay geç, oradan da iki yay geç, öyle tut. Aynen. Tamam, ha. O zaman... İki, oradan da ikinci sıra.
Şimdi esnen, şu anda. Biz o zaman kaynağımızı buradan yapacağız. Evet. Anlaştık. Az kullanılmış bir yatak. Bir bebek ne kadar bozabilir ki zaten yatağı? Siz de çok böyle yamulmuş yumulmuşunu bulacağınızı sanmıyorum. Şimdi ben bunu dora rengi, altın rengi mi? Evet. Altın rengi spreyle bir güzel boyayacağım. Biraz bekleyeceğiz. Sonra bunların üzerine duyularını halledeceğiz. Ne lamba kullanacağız onu halledeceğiz. Ondan sonra da kaynaklarını yapacağız. Bu şekilde bitirmiş olacağız. O zaman ben boya almaya. Şimdi boyayı aldık arkadaşlar. Ama kaç para aldım? 35 lira aldım. Ben bunu evi şey boy... Ama iyisini almışsın. Ya nereye iyisi ya? Ben bunu 25 liraya aldım şeyde ya. Bizim şeyi boyarken bir biraz de karakü... Biraz büyük bu. Bunların bir de inceleri var. Bence pahalı. Cihat abi dedi ki hiç dedi gazete mahsede serme zaten dedi Han dedi bir boya görsün dedi. Dur Han'ı göstereyim şu an. Han'ın duvarlarını görüyorsunuz değil mi? Dedi boya görsün. İyi dedim ama okey sen bilirsin. Ayağımı çarptım. Baba kendini nasıl gösteriyor? Çakaa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 a
kendini. Bak şimdi, bunu astık tavana. Tamam. Zincirlerle, bu şekilde hiçbir şey yapmadan. Sen arkana gidiyorsun, duyular alıyorsun. Bunlar yayın devamı, anlıyorsun. Anladım. Buradan ampulü veriyoruz. O çok zor bir şey. Ben ne diyorum biliyor musun? Ben diyorum ki... Her düğüne aynı hizada gelip burada birleştirip oradan çıkacağız. Plan bu. Serkan geldi. Ya arkadaşlar o kadar yoruldum ki Serkan benim yüzümdeki ifadeyi gördü. Biraz karanlık kusura bakmayın. Yani saat 10:30-11'den akşam saat 6'ya kadar Karaköy'de resmen o yeni avizi için çalıştım. Ama ilk etapta tabii bunun parçalarını bulması, zartı, zurtu, nerede yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz? Çünkü çok hazırlıksız gittim. Kafamda bir şey vardı ama onların hepsini biz değiştirmek zorunda kaldık. Bir yerlerde hata olduğu için. Daha yeni geldim. Yarın devam edecek. İşte o kadar çok çalışıyorum ki saçım başım darmadağınık. Mahvolmuş durumdayım. Duvarı şimdi gördüm ha. He. Oha çok iyi. Tamam, siz videoda göreceksiniz ama. Herkese merhabalar. Takip edenler bilir bu evimi yeniliyorum. Muhabbetine bayağı dalmış durumdayım. Artık şu anda evin artık ışıklandırmalarına geçmiş durumdayız. Tablo çok iyi durmuyor mu ya? Murat tekrar ellerine sağlam diye. Neyse şimdi Karaköy'e gidiyorum. Bu inanılmaz projeyi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bayağı uğraştık, ciddi söylüyorum. Yani çünkü olmayan bir şey. Elektrik kablosunu nereden çıkartacağız, nasıl takabiliriz, neye boyayabiliriz, oradan o olur mu, ışık ne olacak derken baya... Aha! Merhaba, abi, merhaba nasılsın? İyi abi nasılsın? Hoş geldin. Yürü gel bakayım bana. Yapayım abi. Arkadaşlar atölyeye geldik. Atölye konusunda Hakan benim çok çok eski... Kaç yıllık arkadaşımsın? 20 var. 20'den fazla uzun yıllardır arkadaşım. Baran kardeşim de beni tanıştırdı. Baran da bu atölyenin sahibi kendisi. Bizim bu projeden falan bahsetti. Biz böyle krokiler, şemalar çizerken Hakan dedi ki dur dedi ben seni bir Baran'la tanıştırayım dedi. Baran'a getirdi. Ben Baran'a anlattım. Abi dedi o iş kolay. Benim dedi atölyeyi kullanabilirsin. Ben dedi sana yardımcı olurum. Sağ olsun. Ben kafamdakini yapmaya çalışırken Baran da bana destek olacak değil mi? Evet destek olacak. Biz işimize başlayalım. Çıtırdan görüntü yakalayabilsek görüntü çekip burada stok yapmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar, günaydınlar. Şu havanın güzelliğine bakar mısın? Perdenin güzelliğini gösterir gibi oldu ama neyse ki bayağı güneşli, harika bir hava var. Saçım başım darmadağınlık ama apar topar hazırlanıyorum. Çok yoğun bir gün var. Gün içerisinde neler olacağını anlatacağım ama önce bir spora, bir de bir solaryuma girmeyeyim be. Hazır sakallarımı da kesmişim. Nasıl kilo aldığım ortaya çıktı. Ama bir haftalık bir challenge verdim kendi kendime. İnanılmaz zayıflayacağım. Bugün mutfaktaki o tahta panoma ne yazdım biliyor musunuz? Kendini sev. Ve 7 günlük bir challenge'ım var. Ya dedim ki her şeyi sevdik. Evi sevdik, çerçeveleri sevdik, onu sevdik, bunu sevdik. Ama bak kendimizi unuttuk. İyi mi? Neyse yeniden eski halime geri dönmeye hazırlanıyorum.
Sakalımı kestim. Bu benim için büyük bir adım biliyorsunuz. Ben hala kaç yıldan beri hala sakallı mı sakalsız mı daha iyi göründüğümün farkında değilim. Ama yoğun sakal beni çok rahatsız ettiği için yine de en azından bana kendimi daha iyi hissettiriyor. Galiba tam emin değilim hangisi yakışıyor ama bu iyi hissettiriyor. Öteki birazcık böyle orman adamı gibi oluyorum. Neyse ben şimdi solaryuma sonra spora sonra adım adım her şeyi yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım size. Görüşürüz. Beyler kaçıyorum. Abi görüşürüz. Eyvallah, çok sağ olun. Eyvallah. Hadi dikkat edin kendinize. Güzel yanmış mıyım? Çok iyi. Ha? Hadi eyvallah, bay bay. Evet, spor bitti. Yine Koçtaş'a gidiyorum. Çünkü kafamda bu yazıyla alakalı bir fikir var. Bakalım ya 150-200 liramızı daha çöpe atacağız ya da gerçekten çok güzel bir şey yapacağız. Şimdi buradaki işimizi bitirip eve geçiyoruz. Sonra hazırlanıyoruz. Karaköy yolcusu kalmasın. Aa, kimse karışmadı. Ne güzel. Hadi çekiyorum. Kimse kamerayı saklamadı daha. Diyene kadar çekeyim ya. Şaka şaka. Evdeyim şu anda. Neler aldım ben sana göstereyim. Biraz böyle modum da çok düştü. Ama olsun ne yapalım. Anlatacağım şimdi size. Bu kapının kulplarını falan boyamıştım. Onun için bir sprey şey aldım. Vernik aldım. Sprey vernik. Vernikle geçeceğiz. Ötekisi çok benim için alengirli oluyor. Daha sağlıklı bir boya şekli ama benim için alengirli oluyor. Çok istemedim. Biraz enerjim düştü. Neden? Çünkü yapacağımız bu avize muhabbetini pazartesiden beri erteliyoruz. Yani çünkü onun arkasında bir kutu gerekiyor. Tamam mı? Bu sacıdan bir kutu. Bir kutu gerekiyor ve bu kutuyu yapacak adam korona rahatsızlığı olmuş. Ya da bilmiyorum bana öyle söyleniyor. Tam emin değilim. Pazartesi dedik, salı dedik, çarşamba dedik. Hadi olmadı perşembe. Ben dün de gitmiştim bu arada. Ama bugün artık dedik hani yapacağız. Artık cumartesine kaldı. Ve şöyle bir durum var. Bu videoyu benim pazar gününe yetiştirmem gerekiyor. Benim cumartesi günü çok erkenden kalkıp bu işleri halledersem çok erken kalkayım. O da problem değil de. Maalesef ki böyle aksiliklerle uğraşıyoruz. Tam bir şeyde kanalize olmuşken aksilikler çıkması, bir hafta boyunca aksiliğin çıkması biraz yoruyor açıkçası ama neyse. Enerjimizi dağıtmıyoruz. Yarın halledeceğiz inşallah. Bugün ne yapacağım? Yarın olmasını bekleyeceğiz. Umut ederek işlerimizin halledildiğini. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Günaydın. Bu avize muhabbeti birazcık uzadı biliyorum. Senin yapacağın avizeyi dediğinizde duyar gibiyim sanki ama ama ana tema buydu. Yani gerçekten yapabilecek bir şey yok. Bu bir parça vardı. Bulamadığımız parçayı biz yapmaya karar verdik. Kendimizce. Güzel bir şey olacak. Yine de halledip onun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu aksilikler bana nasıl yansıdı bir bilseniz sizin burada herhalde 1-2 dakika muhabbetini sadece diyorsunuz ama benim için çok zorlu bir süreç oldu. Bakalım. Umarım değecek. Umarım bu videoda göstermeye değecek bir şey olacak. Benim kullanmama ve hani burada iyi duracak bir şey olacak falan filan işte neyse ya. Sabahın onu daha yeni sokağa çıkma yasağı bitti. Ben daha yeni duştan çıktım. Saçlarımı kurulamadım bile. Ama bu şekilde Karaköy'e gidiyoruz. Orada görüşürüz. Günaydın. Merhaba. Nasılsın? Eyvallah. Kameram da geldi misin abi? Kameraya da geldim sana. Merhaba, hoş geldiniz. Hoşçakalın, kolay gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef ki... Özledik lan. Olmadı. Kolay gelsin.
Korktuğumuz şey başımıza geldi. Maalesef ki o avizenin arkasına yapmamız gereken bir sac vardı. Biz o sacı halledemedik, bulamadık. Burada da buluruz dedik ama maalesef ki yapamadık. Santimlerle kaybettik yani, öyle söyleyeyim. Artık pazartesi veya salı gününe kaldı. Tek üzüldüğüm nokta yetişmemiş olması. Keşke yetişseydi de biz de bir şeyler sunabilmiş olsaydık. Bu kadar. Artık kusura bakmayın. Çok oyaladım sizi. Ne avizeymiş be. Neyse. Hiç bırakmayacaktın, ne güzel olacak. Doğru söylüyorsun. Yanılsak da başka bir şey yapacaktık. Hadi eyvallah. Oğlum geleceğim yanıma. Ha? Gel. Gel. Bu tamam. 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 Öpüş göster mi? Öpüş göster mi? Şimdi önce bunları söküyoruz ki şey yapalım. Yapıştırırken rahat duvara yapışsın diye. Bunları sökmezsek ne yapar? Şişiklik yapar. Şişiklik yaparsa ne olur? Yapışmaz. Bu kadar basit. Tamam. 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 Aa, bak. Şimdi. Sen ne yapacaksın? Dışarı çıkacak mısın? Hı? Sen dışarı çıkacak mısın? Ya? Şile nerede? Siz şile çıkıyor musunuz hala? Hayır mı? Ben de sen onu bakın sana yaramaz diye. Sen boşuna kaptırdın kendini o kadar. Önce şu alttan bir gevşetiyoruz, sonra lak diye geliyor. Çak yap. Çak. Aferin sana. Şimdi bunları temizleyelim. Sonra yapıştırmak için yeniden Koçtaş'a gidelim. Yeniden malzeme alalım. Yeniden ölçelim. Yeniden biçelim. Apartmanın rengine bakar mısın? Allah'ım ya. Şimdi bunu da yapacağım. Apartmanımı yeniliyorum videosu yakında geliyor herhalde. Kardeşim imdadıma yetişti. Selam. O zaman biz yine Koçtaş'a malzemelerimizi alalım. Bakalım ne olacak. Ne olacak değil ya, ne olacağını biliyorum ben zaten. Salak salak konuşma falan, ne olacağını biliyorsun. Yani buranın bağımlısı olduk zaten. Şu bantları, ya bunları çok kullanıyoruz. Şimdi benim bu yazıyı yapıştırırken de en çok işime yarayan şey bu. Hiç delme biçme işlemlerine hiç gerek kalmıyor. Lak diye bunlar edemiyoruz. Ben yine bundan alacağım mecbur. Black Friday burayı etkilememiş. Okey. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bu salona yapacağımız avize işini halledemedik. Maalesef ki yine ertelemek zorunda kaldık. Artık haftaya pazartesi, salı, çarşamba bilmiyorum ya da artık o işin içerisinde biraz ben de el atmış olacağım. Bir yerde bir şey bulunamadı. Sac varmış. Ne sacmış arkadaş? Sacı bulamadık. Ahmet abi, ben, Cihat abi artık ona yapmamız gereken aradığımız kapağı artık biz yapacağız. Yani kesinlikle artık haftaya biz bunu halletmiş olacağız. Herkesin en çok merak ettiği olay bu. Ne yapalım? Bugün bari bizim ek işlerimiz vardı. Onları halledeceğiz. Arka tarafta yazımızı yapıştıracağız. Onun için Yılmaz bana destek olacak. Bir de bu normal plastik bir kapak, tamam mı? Ben bunu altın rengine boyadım çünkü. Neden? Bu bana hediye geldi, bilmiyorum. Bilen biliyordur beni takip eden insanlar. Bir hediye gelmişti. Bununla böyle çok daha güzel uyacağını düşündüğüm için bunu ve bunu boyadım. Daha tatlı oldu değil mi Yılmaz? Evet, renk uyumlu. Çünkü beyaz kirliydi, kötü duruyordu. Böyle çok daha iyi oldu. Şimdi şurada elektrik var mı diye bir bakayım önce. Böyle kafalı. Sopa falan var mı? Allah'ım, elektrik muhabbetinden çok korkuyorum. He? Sopa falan var mı burada? Hazırda bekletelim biz, ne olur ne olmaz. Sen tekmeyi vur o zaman şey zaten. Direkt oradan çıksın. Bak şimdi bunun ölçüsüne bakalım beraber. Şimdi bu, biz bunu buradan çıkartacağız. Bu boy nasıl? Güzel abi. Nasıl?
Mükemmel. Ha, bütün de güzel oldu değil mi? Tabii ki de abi. Güzel, sevdim. Tamam. Şimdi hemen kilitle simple yazısını, ışığı kaybetmeden planlama işini beraber yapacağız işte. Önce şu kağıt bantla bir çizgimizi belirleyelim abi. Bantımız şunu. Yapışkan bantımız. Şu an çalışacağız abi. Şu an çalışacağız. Anladın mı mevzuyu? Anladım. Mevzuyu anladın mı kardeş? Baba ne haber? Hoş geldin. Beceremiyorum diyorsun. Beceremiyorum. Tırnaksızlık. Kadın arkadaşlarımız çok şükür. Ah sancak olacaktı şimdi var ya. Sancakçım. Sancağı sevdin mi? Abi sancak 10 numara çocuk. Gerçekten 10 numara çocuk. Bunlar bu arada yeni tanışıyorlar. Can, Sancak ve Yılmaz. Bu üçü bir arada yeni tanışıyorlar. Tabii hepsinin ortak noktası ben. Yardım edeceğim Pablo. Hı? Basa. Gel bak ne yapıyor baba. Gel baba ne yapıyor. Aferin sana. Bunu yapıyoruz işte. Yiyecek bir şey yok. Tamam ben de sana sarılayım. Gel bir sarılayım sana. Baba böyle böyle. Böyle ha. Bir sarıl. Oh. Tamam. Baba işler halletsin. Abi şey ne oldu? Bir tane avize yapacaktın sen yine bebek yatağından. Yahu kardeşim. Kardeşim sorma. Yılan hikayesi. Ulan millet tank yaptı. Araba yaptı. Biz daha aviseyi yapamadık. Serkan arıyor. Alo. Kirven video odasın. Ne diyorsun ya? Ya benim işte evle alakalı var ya. Evimi yıkıyorum videosu. Off-trick off olamaz mı şu an? Söyle. Oğlum en zor iş var ya şimdi. Seni seviyorum Serkan'ım. Tamam hadi. Baba. Abi bunları da düşüyorum. Şimdi Brom bir şey daha var. Onları da bir halledelim. Bir şey daha var onu halledip geliyoruz. O zaman biz şimdi bu bir kurusun. Bir dinlenelim. Sonra kapanışı yapalım. Bu mükemmel içerikleri olan, harika şeyler öğreten size, hayatınıza enerji katan videoyu sonlandırmak zorunda kalacağız. Ama önce bizim mola verelim. Şu bir kurusun. Tam net haliyle bir gösterelim. Sonra eyvallah diyeceğiz. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Yani şimdiden çok özür diliyorum. Eğer izlemeye kayda değer bir şeyler gösteremediysem size kusura bakmayın zamanınızı çaldıysam. Bugün esasında çok daha farklı planlarımız vardı. Bir avize işimiz vardı yapacağımız. O meşhur avizemiz yapamadığımız. Çok da güzel bir tasarımdı. Ama eksikliklerden dolayı, aksiliklerden dolayı bir türlü onu yetiştiremedik. Ama madem onu yetiştiremedik bir düzen oturtmuşken bu pazar içinde diğer işlerimi halledeyim. Aslında sırası biraz değişti. O daha sonraki videolarda gelecektir muhakkak. Bugün neler yaptık tekrar anlatayım ben size. Şu an bu avizeyi çok istemiştim. Daha önce izleyenler bilir. Buraya da çok yakıştığını düşünüyorum. Bence güzel durdu. Sen ne diyorsun? Mükemmel oldu abi. Ben de çok sevdim. Bu hediye için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sonra bizim bir Keep It Simple yazımız vardı. Beni takip edenler bilir daha önceden. Aslında anlamından ziyade biz bunu o kadar çok çetrefilli bir hale getirmeye çalıştık ki alta ledler falan filan. Sonra dedik ki bu biraz anlamını yitiriyor. Beni çekiyor musun? Evet. Ha, okay. Hiç beni çekiyor gibi durmuyorsun o yüzden. Bunu yapmış olduk. Yılmaz'ım çok teşekkür ederim. Ne demek abi her zaman. Cihat abilere falan zaten minnettarız ama keşke daha istedim. Biraz böyle şey oldum ya buruk oldum ama şunu halledemedim diye. Olsun ya. Yine enerjimiz yüksek. Havalar da güzeldi şansıma. Çok daha güzeliyle geleceğiz. O bahsettiğim avizeye gerçekten bayılacaksınız. Onun için biraz sabredin. Tekrar söyleyeyim. Eğer ki çok böyle kayda değer bir video olmadıysa, vaktinizi çaldıysam çok özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.